LGS'ye son 122 gün. Zaman daralıyor ama sizlerin de sıkı sıkıya çalıştığını biliyoruz arkadaşlar. Sizler şu anda geleceğiniz için en doğrusunu yapıyorsunuz. Çalışarak, gayret göstererek, hata yapsanız bile vazgeçmeyerek esasında sizler öz geleceğinizi oluşturuyorsunuz. Hani insanlar işe başvururken özgeçmişini oluşturur. Hani CV, özgeçmiş, buyur. Ben bunları yaptım ve bu okulları bitirdim. Şimdi bu tecrübelerim var, beni bu işe al derler ya. İşte sizler de şu anda vazifenizi yaparak, çalışarak, vazgeçmeyerek, iradenizi sonuna kadar kullanarak iyi bir okula gireceksiniz ve inşallah da öz geleceğiniz, yani ben bunları başaracağım dediğinizi göstermiş oluyorsunuz. Sonucu ne olursa olsun, belki Fen Lisesi'ne gireceksiniz, belki Anadolu Lisesi'ne, belki Anadolu Hatip Lisesi'ne, belki Sosyal Bilimler Lisesi'ne, bilmiyorum. İnşallah hayalinizdeki en güzel okulu kazanırsınız ama şu anda en doğrusunu yapıyorsunuz, çalışarak, gayret göstererek ve vazgeçmeyerek. Haftanın sözüne baktığımızda Andre Gide önemli bir yazar. İyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir diyor. Eğer başlangıcınızı yaptıysanız zaten yarısını başardınız arkadaşlar. Bundan sonra diğer yarısı için gayret göstermeniz gerekiyor. Ama henüz başlangıç yapmadıysanız, yani hala esas 5. vitese takmadıysanız, hala yani işte bir şekilde hazırlanıyoruz hocam diyorsanız gerçek başlangıcınızı yapın. Yarı yarıya başarmış olacaksınız. İkinci dönemde de sömestr tatilinden sonra sıkı sıkıya çalışmanızı artırarak inşallah hayallerinize ulaşacaksınız. Haftanın sorusuna baktığımızda Dila 365 beğeni almış. Diyor ki 15 tatilde 450 puan üstüne çıkmak için nasıl çalışmalıyım? Arkadaşlar 15 tatilde bizler sizler için biliyorsunuz LGS ilk tekrar programı yaptık. Yani tüm birinci dönem konularını güzelce tekrar ettik ve birinci dönem denemeleri çözdük. Birinci dönemdeki konularımızın hepsini güzel güzel gösterdik. Hatta burada tüm Tonguç kitapçılarında sizler için LGS ilk tekrar programı, şu ilk tekrar setini zaten biliyorsunuz. LGS tekrar programı ücretsiz bir şekilde verdik ve YouTube'da da ilk tekrar programı yaptık. Bu çok 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 önemliydi arkadaşlar. Bu LGS kampında sizlerin netlerinin inanılmaz artmış olması lazım. Şu anda bu kampa katılmadıysanız sonradan yeniden izleyebilirsiniz. Katıldıysanız da zaten en doğru yoldasınız arkadaşlar. Burada gün gün sizler için eksik olan öğrencilerimizin temeli eksik olanlara, konu eksiği olanlara ayrı bir program. Konu eksiği olmayıp yeni nesil soru pratiğiyle seviyesini yükseltmek isteyenlere ayrı bir program hazırladık arkadaşlar. Temel tekrar programı ve nitelik tekrar programı. Bunu Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz isteyebilirsiniz. İlk tekrar programı da zaten 8. sınıf kanalımızda burada playlistini, videolarını çok rahat görebilirsiniz. Buradaki videolar çok değerli. Bunun bir de son tekrarı olacak. Ondan sonra da zaten LGS kaçacak, yarayacak arkadaşlar. Buradaki kitaplarımızda zaten biliyorsunuzdur. Yani sadece birinci dönem konularını tekrar eden ilk tekrar kitabı ve yine sadece birinci dönem konularını tekrar eden ana denemeleri, artık netler artıyor denemeleri vardı. Bir kitap daha vardı ama şimdi reklam olmasını göstermeyelim. Şimdi burada o zaman 15 tatilde bu puanların üzerine çıkmanız için bu şekilde bir birinci dönemi bitirmemiz gerekiyor. İkinci döneme dair ne yapmamız lazım? İkinci döneme dair arkadaşlar zaten sizin belli bir çalışma programınız var. Burada mutlaka gayretli bir şekilde sorularınızı çözmeye devam edeceksiniz. Hedefiniz şu olmalı. Hayal ettiğim lise için hayal ettiğimden daha fazla çalışmalıyım. O ne demek hocam? Mesela hayal ettiğiniz lise neresi olsun? Örnek veriyorum, Beşiktaş Anadolu Lisesi olsun. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni hayal ediyorsunuz ya. Ben Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni kazanmak için ne kadar çalışırım? Herhalde günde yani 200 soru çözerim diyor musunuz? Diyorsunuz. O zaman günde 250 soru çözmelisiniz. Yani hayal ettiğinizden daha fazla soru çözmelisiniz ki hayal ettiğiniz okulu kazanın arkadaşlar. Burada şu çok çok önemli. Matematik ya da inkılap ya da İngilizce ya da Türkçe hiç fark etmez. Her birine özel çalışma yöntemleri var ama siz hedefinize ulaşmak için bir nebze daha vitesi artırmanız gerekiyor. Çünkü artık kırılma ayındayız. Yani Şubat ayındayız. Şubat ayı artık bazılarının koptuğu, bazılarının ise coştuğu aylar. Sizler de inşallah coşan kişilerden olacaksınız. Matematiği 15 tarihte nasıl halletmenin? Burada da yine aynı yöntem var sevgili Dila. Yine vazgeçmeden bol bol soru çözüyoruz. Burada şu çok çok önemli arkadaşlar. Bakın 450 puan üstüne çıkan öğrencilerin netlerini de incelemeniz lazım. Bununla alakalı bir videomuz geliyor. Yani şöyle mesela matematik, Türkçe, fen. Burada arkadaşlar herkes matematikte en az 18 tane yapmam lazım. 17 tane yapmam lazım. 15 tane yapmam lazım 450 puan üstü için diye düşünüyor. Halbuki geçen sene 450 puan üstü alan öğrencilerin netlerine baktığımızda matematikte 17-18 yapmış ama Türkçe'de 17 yapmış. Fen'de 16 yapmış mesela. Halbuki bunların netlerini artırsa, yani Türkçe'yi 20 yapsa, Fen'i 20 yapsa burada daha az soruyla da girebilir. Anlatmak istediğim şey şu. Matematiğe tabii ki çalışacağız. Matematik tabii ki önemli. Asla ve asla vazgeçmeden yeni soruları çözeceğiz. Israrcı olacağız. Ama matematiği halletmek için paragraf sorusu çözerken zaten Türkçemiz de gelişiyor. Matematiği halletmek için soru çözerken zaten test tekniğimiz de gelişiyor. Ama bir yerde koptuk diyelim. Bir yerde olmuyor artık. Bir yerden sonra mesela 13 netten sonra çıkmıyor. 14 netten sonra çıkmıyor yukarı. Mesela örnek veriyorum. Bu durumda mutlaka Türkçeyi ve feni çok sağlam almamız lazım. Çünkü bunları çok iyi yaparsak zaten 450 puan üstüne de çıkabiliriz. İnkılapta ezber mi yapmalıyım yoksa konu test olarak mı ilerlemeliyim? Tabii ki de konu
artı tez şeklinde ilerlemelisin sevgili Dila. Fakat konuyu işlerken, konuyu çalışırken de kendine küçük küçük özetler çıkarıp bunu karşına asabilirsin. Yani her zaman söylediğimiz yöntem. Hani İngilizce'de biz önce sözü ezberleyip sonra okuma yapmıyoruz. Takıldıkça, kelimeleri karıştırdıkça sözlüğü açıyoruz, vokabüleri bakıyoruz. Ha, dictionary'den yani sözlükten budur, böyle kelime buymuş. Öğreniyoruz. İşte inkılap tarihi gibi derslerde de, yani böyle bilgilerin, kavramların çok olduğu derslerde de soru çözerken ara ara bakabiliriz o bilgilere. Zaten bizim taktikli kitaplarımızda o yöntem var. Hatta şöyle taktikli kitabımızı göstereyim bir tanesini. Bakın oradaki taktiği göstermek istiyorum sizlere. Yine bal olacak ama bunu göstermek zorundayım. Yani bunun bir mantığı var. Bakın şimdi taktikli setin içerisinde inkılap nerede? Evet, bayrağımızın rengi kırmızı beyaz inkılap tarihi. Hemen şöyle alıyorum. Şimdi burada eko taktikli. Bunu normal olanlar da biliyorlardır. Eko taktikli arkadaşlar veya normal taktiklerde. Burada arkada bazı bilgiler var. İşte medeni kanun. Buradan mutlaka soru geliyor. Siyasi hak yok demişiz ya. Bu mesela bu stickerlarda da var. Bu nedir biliyor musunuz? Bu LGS'de bir kez sorulmuş. TEOG'da iki kez sorulmuş. SBS'de 3-4 kez sorulmuş. Yani her sene sınavlarda sorulan bir şey. Veya hafıza genelgesi milli bilinci uyandırıyor. Şimdi siz bunları buradaki kısımları yapıştırabiliyorsunuz. Eko kitapta kendiniz uyuyla yapıştırmanız gerekiyor. Normal taktikli de zaten stickerlı. Fakat bu da daha ekolojik ve daha ekonomik. Bunları yapıştırdıktan sonra yani bu haritaları duvarınıza astıktan sonra soru çözmeye başlıyorsunuz. Soruda hata yaptığınız zaman zaten cevap anahtarı var. Zaten kare kodlarda soru çözüm var. Ama bir de daha onlara bakmadan bu posterdeki bilgiye bakarak hatırlarsanız çok iyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda buradaki dijital ekstra soruları da çözmeyi unutmayın. İngilizce kelime tekrarı nasıl olmalı demiş sevgili Dila. İngilizce de aynı yöntem arkadaşlar. İngilizce sınavda size şöyle demeyecekler. Dila söyle bakalım. İşte doğu ne demek? Hamur bildin geç. Öyle bir şey yok ki. Size test sorusu soracaklar. Size böyle çoktan seçmeli soru soracaklar. Dolayısıyla sizin bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Ellerinizde kitaplardan bol bol yanlış yapmanız gerekiyor. Ama kelime ezberlemek için arkadaşlar İngilizce'deki yöntemi zaten biliyorsunuz. Ne yapacağız? Öğrenmeniz gereken kelimeleri küçük küçük kartlara yazıp böyle karton mesela şöyle kırtasiyeden bir tane karton alacaksınız. Renkli olursa daha havalı olur. Aldınız ya karton. Bunu aldınız hop çıkıyor. Bunu inkılap tarihi ya da fendeki bilgileri için yapabilirsiniz. Böyle katlıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Hop katladın mı? Tamam. Katladıktan sonra makasla yapabilirsiniz. Ben makas sevmiyorum. Ben böyle kendim organik bir şekilde kesmeyi seviyorum. Şunu da şöyle yaptınız. Kartonda tabii bu benim yaptığım hareketi yapamazsınız. Bizim kağıttan kalın ama kartondan ince. Bunu böyle kestiniz ya diyelim ki bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz siz. En son diyelim ki bunu tabii diğerlerini de mutlaka kullanmak şartıyla. Bu şekilde belli bir ölçüye indirdikten sonra kartonla. Bu artık bir karton, bu değerli bir şey. Hani siz nasıl kimlik kartınızı atmıyorsunuz, ne bileyim paranızı atmıyorsunuz. Veyahut da işte ne bileyim akbiliniz, böyle işte İstanbul kartınız, Ankara kartınız bilmiyorum artık neyse. Onu atmıyorsunuz ya. Bunları da atmayacak şekilde güzel yapmanız lazım. Yani adam düştü mesela, bu şimdi düşse yere ben neyse derim. Ama kartondan olsa neyse derim. Ondan sonra bakın bu sadece İngilizce için değil. Fen, inkılap tarihi gibi dersler için de kullanabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Diyelim ki öğrenmen gereken kelime neydi? Dough. Hani in the kitchen ünitesinde kullandığımız dough. Dough ne demek? Hamur. Sen bu dough'u alıyorsun veyahut da işte inkılap tarihinde öğrenmen gereken başka bir şey. Diyelim ki ne olsun? Şuraya yazıyorum. Takrir-i sükun. Takrir-i sükun ne olduğunu bilmeyeniz vardır belki. Takrir-i sükun, isyanlar çıkıyor. Şeyh Said isyanı. Onu bastırmak için devletin uyguladığı bir kanun. Şimdi bunun arkasına Türkçesini yazdın. Bunun da arkasına Türkçesini yazdın. Hocam bu Arapça, tamam bu Osmanlıca biraz eski değil. Bu da İngilizce. Bunu yazdıktan sonra bu kartları yanınıza gezdiriyorsunuz. Ders çalışırken değil, ders çalışmazken. Yani kantinde, lavaboda, işte ne bileyim teyzenize gittiğinizde farklı farklı yerlerde bu kağıtlara bakıyorsunuz. Ve hepsi aklınıza kalıyor. İnanılmaz bir şekilde hızlıca öğreniyorsunuz. Sonra bir de test çözdüğünüzde Allah ardından artık başarı geliyor. Bütün kelimeleri bildiğiniz için zaten İngilizce'de de diğer bu tarz ezbere dayalı derslerde de başarılı oluyorsunuz. Ders çalışmaktan kitap okuyamıyorum. Günde 50 soru paragraf yeter mi? Ders çalışmaktan dolayı kitap okuyamıyorsan sıkıntı yok. Bu sene ders çalışman daha faydalı. Günde 50 soru paragrafta tabii ki yeter. Matematiğine bile faydalı. 15 tatilde kaç saat çalışıp kaç soru çözmeliyim? Bir kere bu çalıştıktan sonra virgül yok. Burada şunu kapatalım. Bakın bu yazım kurallarına çıkar. 15 tatilde arkadaşlar çalışabileceğiniz kadar fazla ders çalışmalısınız. Ama tabii ki dinlenmek de çalışmaya dahil olduğunu unutmayın. Dediğim gibi kendinize bir soru hedefi belirlersiniz. Eğer 250 soru hedefi belirlediniz, 3 saatte bitti diyelim ki veya 4 saatte bitti. O zaman tabii ki bu soru hedefini artırmanız lazım. Veya konu anlatımı çalışmanız lazım. Veyahut da bu tarz kartlar çalışmanız lazım. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Sınavda yalnız başınıza girdiğinizde rahatça yapabileceğiniz şekilde kendinize güvenli bir şekilde hazırlık yapmanız lazım. Yani ben bunları biliyorum, bunlara çalıştım, bu soruları çözdüm. Hayırlısı deyip tevekkül etmeniz lazım. Dolayısıyla çalışma temponuzu hedefinize göre belirleyeceksiniz. Yani Galatasaray Lisesi'ni isteyen bir öğrenci
ister istemez günde 7-8 saati mutlaka devirmeli. Hedefinize göre daha yüksek saatlerde ya da daha düşük saatlerde çalışabilirsiniz. Ama ben eminim ki en başta söylediğim cümleyi unutmuyorsunuz. Hayalleriniz için hayal ettiğinizden biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Yani mesela ben şimdi öğretmenim ya, ben günde herhalde bir 10 tane video çekerim diyorum. Ama bazen o da günde 20 tane video çektiğim oluyor. Bazen 2 tane video çektiğim oluyor. İşte ben eğer başarılı olmak istiyorsam günde 10 tane video çekerim diyorsam, bunu eğer 13-14'e çıkarırsam o zaman başarılı oluyor. İzmir Fen Lisesi, efsanevi fen lisesi. Yani Türkiye'nin en büyük, herhalde bazen birinci bazen ikinci fen lisesi oluyor. Burada benim çok değerli bir arkadaşım var, Selçuk Hoca. Ona da buradan selam söylüyorum. Matematik öğretmeni. Gerçekten kazık sorularıyla tanınıyor. Aynı üniversitede beraber okumuştuk. O İzmir Fen Lisesi'ne olimpiyat öğrenci hazırlayan bir öğretmen. Kendisini çok seviyoruz. Buradan selam yolluyoruz. Ve oraya gidecek olan öğrencilere de şunu söylüyoruz. Allah kurtarsın. Gerçekten şaka şaka. Gerçekten süper bir okul. İnşallah şu anda bu videoyu izleyen birçok öğrencimiz de çok büyük başarılara ulaşacaklar arkadaşlar. Görüyor musunuz? MIT göndermişler. MIT'ye mühendislikler, diş hekimliği, tıp, bunların hepsi havada uçuşuyor zaten. İzmir Fen Lisesi efsanevi bir okul. Haftanın kaynağına baktığımızda az önce gösterdiğimiz kitapla alakalı bir bilgi vermek istedim. Bu şimdi kutusunu gösteriyorum ama kutunun içindekileri de birazdan göstereceğim. Eko Taktikli Set arkadaşlar. Eko kitabı ne olduğunu biliyorsunuz. Set bütün kitaplarımızın bir arada olduğu, daha avantajlı bir şekilde size gelen bir kutu oluyor. Şimdi bir kere set olmasan dolayı bir avantajı var. Aynı zamanda bunlar eko olduğu için de bir avantajı var. Eko nedir? Ekolojik, yani hem daha az kağıt tüketiliyor, ekolojik, hem de daha az kağıt tüketildiği için ekonomik bir kitap. Dolayısıyla burada öğrencilerimize fayda olmaya çalıştık. Taktikli kitaplarımızın en büyük özelliği soru yakalaması arkadaşlar. İçindeki dijital soruların hepsi yeni nesil soru. Buradaki soruların birçoğu 2021 LGS'de, 2020 LGS'de birçok soru yakaladı. Muhtemelen 2022 LGS'de de öğrencilerimiz dejavu hissi yaşayacak. Bu ne ya, ben bunu çözmüştüm ya diyecekler. O yüzden kitaplarımıza çok güveniyoruz. Soru çözümlerine çok güveniyoruz. İnşallah bunları açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Şapsı'ndan ulaşırsınız diyorum. Hadi bakalım, ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Hayallerinize giden yolda hayırlı yolculuklar diliyorum size arkadaşlar. Hadi bakalım.